Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Cuma günkü hareketten sonra dolarda yeni bir hareket beklemeli miyiz videomuzu da çekmiştik. Ve bu videomuz biraz daha farklı bir video olacak. Aslında aynı konunun etrafında döneceğiz ama bir şüphemizi dile getireceğiz. Kesinlikle videolarımız yatırım tavsiyesi değildir sevgili dostlarım. Tamamen bir öngörü sunmak üzerine yapılmış analiz videolarıdır. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Biliyorsunuz cumartesi günü itibariyle bazı bankalara, bunların arasında yabancı yatırım kuruluşları da var, BDDK tarafından bir operasyon düzenlendi. Bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın nedeni ise dolarla ilgili manipülasyon yapmaları idi. Daha doğrusu BDDK'nın bir tespiti yok. Verilen raporlar üzerine buradaki yatırımcıların şikayetleri var. Ve bu şikayetler üzerine de BDDK çeşitli kurumlar üzerinde inceleme başlatıyor. Bunlardan birisi de JP Morgan. JP Morgan kimdir? Amerika'nın en büyük bankası sevgili dostlarım. Aynı zamanda da dünyanın pek çok yerinde şubeleri bulunan, bizim sokakta pek görmeye alışık olmadığımız ama büyük kur işlemlerinde, büyük sermaye piyasası işlemlerinde, büyük yatırım işlemlerinde görülebilen, piyasa tarafından bilinen bir bankadan bahsediyoruz. JP Morgan. Evet, dünyanın ve Amerika'nın en büyük yatırım bankalarından birisi aynı zamanda bu banka. Bu bankayla ilgili de BDDK'nın bir soruşturma başlattığı ifade ediliyor haberlerde. Şimdi efendim, şöyle bir kanaat ve şöyle bir soru var bizlere. Acaba seçime bir hafta kala neden bu operasyonlar yapılıyor? Daha doğrusu seçime tam bir hafta kala neden dolarda böyle bir hareketlilik yaşanıyor? Bu bir dolar lobisi faaliyeti midir? Bu bir dış güç faaliyeti midir? Ya da bu bir yabancı güç faaliyeti midir? Bu sorular geliyor bize ve bu sorularla ilgili de ben sizlere kanaatimi açıklamak istiyorum bu videoda. Oy uğruna dolar patlatılacak mı? Evet, başlığımız bu ve bu başlık üzerine de bu videomuzu sizlerle paylaşıyoruz aslına bakarsanız. Ne demektir oy uğruna dolar patlatılacak mı? Doların bu saatten sonra yükselmesi özellikle vatandaş üzerinde hükümet adına ya da iktidar adına olumsuz bir algı yaratmayacak sevgili dostlarım. Daha doğrusu şöyle net bir şekilde ifade edelim. Dolardaki yükseliş hükümete oy kaybettirmeyecek. Ama dolardaki sert bir yukarı hareket, dolardaki sert bir yükseliş hükümete oy kazandırabilir. En azından hükümetin hesapları, planları bu yönde olabilir. Son kozunu da bu yönde oynayacak olabilir şu an itibariyle hükümet. Ne demek istiyorum sevgili dostlarım? Gayet basit. Biliyorsunuz bu seçim boyunca yerel seçim olmasına rağmen, bir genel seçim olmamasına rağmen iktidar partileri için, yani AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi için işler pek de iyi gitmedi. Bir beka söylemi geliştirdiler ama vatandaşta bu beka söylemi karşılık bulmadığı gibi sert bir ters tepkiyle de karşılaştı. Yani sevgili dostlarım, beka konusuna AK Parti taraftarları, kararsızlar başta olmak üzere çok da fazla kimse inandırıcı bulmadı. Yani beka söylemi mayası tutmadı sevgili dostlarım. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı yeni söylemler geliştirmeye çalıştı. Bir ara İsrail üzerinden Netanyahu'ya yüklendi ama bunun da ekonominin önüne geçmediğini görünce bu kez Yeni Zelanda ile ilgili fırsatı değerlendirmek için meydanlarda Yeni Zelanda saldırılarının görüntülerini kullandı. Nitekim bu da ters tepti. Hem yurt içinde hem de uluslararası arenada çok ciddi kınamalar geldiği için sanıyorum ki bundan da istediğini bulamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi. Peki dolardaki yükselişle AK Parti nasıl kendisine prim yapacak sorusunu sorabilirsiniz. Dolardaki yükselişi kendi lehine nasıl kullanabilir sorusunu sorabilirsiniz. Dolardaki yükseliş hükümeti zor duruma sokması gerekirken
nasıl bir avantaj haline döndürülebilir sorusunu sorabilirsiniz. Gayet basit bir cevabı var sevgili dostlarım. Hükümet vatandaşın tek bir noktaya yani ekonomiye net bir şekilde yöneldiğinin farkında. Hükümet ekonomide işlerin çok da iyi olmadığının da farkında. Çeşitli sözlerle, çeşitli söylemlerle milleti sakinleştirmeye çalışıyorlar. Ama görünen o ki vatandaş bu söylemlere de çok fazla itibar etmiyor artık ve dolarda pozisyon alarak, tabii burada sadece dolarda pozisyon alan vatandaş değil, orada arka planda başka bir şey daha var, onu da sizlerle paylaşacağım. Bu videoda kısaca, daha sonraki videomda detaylı bir şekilde inceleme yapacağım. Nedir o sevgili dostlarım? Dolarda esas pozisyon alanlar AK Parti hükümetine yakın iş adamları, müteahhitler sevgili dostlarım. Selçuk, bunu nereden çıkarttın diyebilirsiniz. Ayrıntılarını bir sonraki videomda vereceğim ve umarım ki bu konuyla ilgili de acilen bizlere bir cevap verilir. 176 milyar dolar vatandaşın parası yok. 176 milyar dolar hükümete yakın çevrelerdeki büyük iş adamlarında var. Acaba bu iş adamlarına önceden bilgi mi verildi? İçeriden bilgi verilerek bir suç mu işlendi? Insider trading dediğimiz içeriden bilgi alma operasyonu mu yapıldı? Bu iş adamları daha önceden dolar pozisyonu alarak yakın zaman içerisinde olabilecek bir dolar yükselişinden fayda elde etmeye mi çalışıyorlar? Bütün bu soruların cevaplarını yeni videomuzda sizlerle paylaşacağım sevgili dostlarım. Ama bu videomuzda fokusumuzu bozmayalım. Tekrar sorumuza geri dönelim. Nedir sorumuz? Oy tahvil etmek için, hükümet bu seçimi kazanmak için dolara mı yüklenecek? Doların patlamasına izin mi verecek? Dolardaki sert bir yükselişi bir seçim propagandası haline mi getirecek? Bakın, pazartesi gününden itibaren dolardaki sert yükseliş devam edebilir. Sert yükseliş devam ederse özellikle Cumhurbaşkanı meydanlarda dolar konuşmaya başlayacak sevgili dostlarım. Doları dış güçlerin yükselttiğini, doları bazı spekülatörlerin yükselttiğini, doları CHP zihniyetinin, doları İyi Parti zihniyetinin, doları diğer dış güç ve mihraklarının yükselttiğini ve bunun da AK Parti üzerinde bir operasyon olduğunu ısrarla ifade edecek. Ve bu ifadelere A Haber gibi kanallarda eşlik ederek çok yoğun bir propaganda faaliyeti yürütecek. Bakın, dolarda hızlı bir yükseliş olursa diyorum. Peki dolarda hızlı bir yükseliş olma ihtimali var mı? Çok ama çok yüksek sevgili dostlarım bu ihtimal. Neden diyeceksiniz? Son olarak BDDK ve SPK'nın bankalar üzerinde, özellikle uluslararası bankalar üzerinde yaptığı bu mesnetsiz sorgulama, yani kendi sorgulaması değil de şikayetlere dayalı sorgulama bile piyasada ciddi bir hareketliliği beraberinde getirecek. Borsadan çok miktarda yabancı çıkışı görebiliriz. Borsada sert bir düşüş görebiliriz. Borsadaki bu sert düşüşün yanı sıra pazartesi gününden itibaren başlamak üzere, bakın, dolarda hızlı bir 6 seviyesi üstü ve 6.80 seviyelerinin test edildiği bir ortamı görebiliriz. Ve bunun üzerinde de eğer ki 6.80 kırılırsa 7, 7.5-8 seviyeleri bile görülebilir. Ne demek istiyorum sevgili dostlarım? Bu bir operasyon olarak, yani dolar operasyonu olarak hükümetin kullanabileceği son kozudur. Neden? Çünkü şu söylem geliştirilecek. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Dış güçler Türkiye'ye müdahale ediyorlar. Türkiye ekonomisine, Türkiye siyasetine müdahale ediyorlar diyecekler. Ve bu söylemle kaybettikleri oylarını geri kazanmaya çalışacaklar ya da kemik oylarını tutmaya çalışacaklar. Türkiye ne yazık ki oy uğruna çok tehlikeli bir sürece doğru sürükleniyor. Sadece seçim kazanmak uğruna dolarda sert bir yükseliş olacak, Türkiye ekonomisi feda edilecek ve bunun ardından da şu söylem geliştirilecek. Gördünüz mü? Dış güçler doları yükseltti, onun için bizim bekamızla oynuyorlar ve bu yüzden de onlara oy vermeyin söylemi geliştirilmek için dolardaki yukarı harekete izin verilecek, hatta
çanak tutulacak. Sevgili dostlarım, bakın, dolar yükselirse Türkiye çok ciddi bir sıkıntıya girer. Belki 31 Mart'ta seçim kazanır iktidar partisi ve iktidar partisinin ortağı Milliyetçi Hareket Partisi. Belki İstanbul'u kazanır, belki Ankara'yı kazanır, belki bazı illerin büyük şehirlerini kazanır. Ama sonuç itibariyle eğer ki dolarda tahmin ettiğimiz o hareketlilik olursa Türkiye çok ama çok şey kaybeder sevgili dostlarım. Bakın, ekonomik krizin kapısı sonuna kadar aralanır. Eğer ki dolar 7 lirayı kırar ve 10 liraya doğru yolculuğuna başlarsa ekonomik krizin kapısı sonuna kadar aralanır. 1 Nisan sonrasında Türkiye çok tavizli bir IMF anlaşması yapmak zorunda kalır. Varlık fonundaki bütün değerlerini satmak zorunda kalır. Tarımından daha da çok vazgeçmek zorunda kalır. Sanayi üretimini bitirmek zorunda kalır. İşsizlik çok uzun vadeli ve kronik bir problem haline gelir. Fakirlik çok daha fazla artar. Faizler tavan yapar. Enflasyon yükselir. Türkiye'nin ekonomik dengeleri çok ciddi anlamda bozulur. Oy uğruna eğer ki dolar patlatılırsa sadece bu seçimi kazanmak adına böyle bir operasyon yapılırsa çok ciddi sıkıntılar ve çok ciddi yan etkilerle karşı karşıya kalabiliriz. Bunun bedelini tüm vatandaşlar hep birlikte öderiz sevgili dostlarım. Ve işin çok daha kötüsünü söyleyeyim size. Bu ekonomik kriz öyle 3 ayda, 5 ayda, 1 yılda, 2 yılda da geçmez. Çünkü çok derin etkileri olur bize. Sevgili dostlarım, tekrar altını çizerek söylüyorum. Gördüğüm, hissettiğim bir şeyi sizlerle paylaşıyorum. Diyorum ki, dolardaki cuma günkü yükseliş ve pazartesi olacak muhtemel yükselişlerin sebebi büyük ihtimalle seçime bir hafta kala bu hareketlerin yaşanması en çok hükümetin ve hükümet ortağının işine yarayacaktır. Ve bu bir seçim propagandası olarak kullanılacaktır. Ve bu seçim propagandasıyla en azından kemik oylar ve kaybedilen kararsız oylar tekrar kazanılmaya çalışılacak. Dış güçler, CHP zihniyeti Türkiye'ye müdahale ediyor. Türkiye ekonomisine müdahale ediyor. Bakın, gördünüz mü? Dolarda yine yukarıya doğru bir hareket yaşatıyorlar. Sadece bizi iktidardan indirmek için bunu yapıyorlar gibi söylemleri biz görebiliriz önümüzdeki hafta içerisinde. Özellikle Cumhurbaşkanı bu konuyu meydanlarda her gün dillendirebilir sevgili dostlarım. Ama şunu unutmayalım sevgili dostlarım. Bu bir yerel seçim, bu bir genel seçim değil. Hükümet ve ortağı bir iki belediye kazanacak diye, yani bir iki belediyeyi kaybetmeyecek diye en azından bu kadar büyük bir ekonomik krizin altına imza atmak büyük bir yanlış, büyük bir ayıp ve geri dönülemez bir sıkıntıdır. Bu arada son bir not, bir sonraki videomda işleyeceğim bunu. 176 milyar doları kim aldı? Milliyetçi Hareket Partisi'nin dolarda ne kadar parası var? AK Parti'nin dolarda ne kadar parası var? AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın iş adamlarının döviz mevduatında ne kadar parası var? Bununla ilgili esasen soruşturma yapılması gerekiyor. Bakın, ben iddia ediyorum. Ben ve benim gibilerin bir doları bile yok kenarda. Ben ve benim gibilerin bir doları bile yok kenarda. Ama esas para sahibi olan, paraya hükmeden, tekrar altını çizerek söylüyorum, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'ye yakın olan iş adamları, iş dünyası, AK Parti'ye yakın olan müteahhitler, bunların dövizde ne kadar parası var ve bunlar neden dövize girdiler? Neden şu anda dolar pozisyonu aldılar? 176 milyar dolar vatandaşın parası olamaz sevgili dostlarım. Bunu incelemek çok kolay. Yüksek volümlü dolar mevduatlarına baksınlar yeterli. Bu yüksek volümlü dolar mevduatları kime ait ve bunlar neden bu pozisyonu aldılar? Acaba içeriden önceden bir bilgi mi aldılar? Eğer durum buysa çok daha büyük bir sıkıntı var. Çünkü ciddi bir suç var ortada.
insider trading dediğimiz, içeriden bilgi alarak pozisyon alma suçu işliyorlar sevgili dostlarım. Bu konunun detaylarını inceleyeceğiz. Ancak bu videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarımızda tekrar birlikte olacağız. Özellikle bir sonraki videomuzda 176 milyar dolar kimde sorusunun cevabını bulmaya çalışacağız. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Ve eğer ki videomuzu beğendiyseniz mutlaka ama mutlaka dostlarınızla, sevdiklerinizle, akrabalarınızla, arkadaşlarınızla paylaşın sevgili dostlarım. Hoşça kalın, mutlu kalın.